Evet arkadaşlar, geldik çağdaş yaklaşımlara. Ruh sağlığı ile alakalı yaklaşımları biz 3 başlık altında topluyoruz. Bunlardan bir tanesi biyolojik yaklaşımlar, diğeri işte Freud'un da Mesmer'in de içinde olduğu psikolojik yaklaşımlar ve son olarak da yeni Freudyen yaklaşımlarla bitiriyor olacağız. Tabii uzun bir konu aslında, yani kuramlar dediğimizde bitmiyor. Hep sorulan bir soru var, işte hocam kuramlardaki isimler önemli mi? Ben hep şundan yanayım, yani bilmek zorunda değilsiniz ama hani bilseniz çok daha soru çözerken avantajlı olur diye düşünüyorum. O yüzden de hani en azından şöyle bir kulak dolgunluğu yapmanızı çok isterim. Biyolojik yaklaşımlarla başlayacağız biz ama neden biyolojik yaklaşımlar? Çünkü aslında psikolojinin kuruluşunda önce olan insanlar tıp doktorları oldu. Yani işte bu hep psikoloji alanında mesleki tartışmalar var. İşte bizim o gülüp geçtiğimiz tartışmalar. Psikiyatrlar kendilerince bir şeyler söylüyorlar, işte psikologlar söylüyorlar falan ama şunu kabul etmek lazım, bu işin çıkış noktası aslında tıp alanıydı. Dolayısıyla biz psikolojide ortaya çıkan, daha doğrusu ruh sağlığı alanında ortaya çıkan yaklaşımlara baktığımızda bunların tıp kökenli yaklaşımları olduğunu biliyoruz. Tıp kökenli yaklaşımlar dediğimizde de bunun en bariz örnekleri biyolojik tedaviler ve yaklaşımlar. Ne oldu? Yani bakın biyolojik yaklaşımları genel olarak konuşacak olursak insan doğasına ilişkin ilk önce anatomik yapı ve sinir sistemini keşfetti insanlar. Yani 1800'lü yıllarda biz artık insan vücudunu tanıyorduk. Bu önemli bir nokta. Sonrasında en önemli sıçrama, böyle değişik gelebilir size ama Frenge hastalığından çıktı. Frenge hastalığının cinsel bir hastalık olduğu, cinsel yolla bulaşan bir hastalık olduğu ve hani tabiatının da keşfedilmesiyle birlikte biyolojik tedaviler birazcık daha ön plana çıkmaya başladı. Ve dolayısıyla Frenge'nin hani anlaşılmasından sonra pek çok ruhsal hastalıkta da biz bir şeyler yapmaya başladık. 1870'li yıllarda Louis Pasteur mikrop teorisini ortaya koydu. Sanırım dünyadaki en önemli teorilerden bir tanesi ve ondan sonra pek çok keşifte kendini göstermiş oldu. Yani diyeceğim o ki biyolojik yaklaşımlar hakikaten bizim için bir çıkış noktası olarak karşımıza geliyor. Ne yapacağız? 4 tane biyolojik yaklaşımı konuşacağız. Galton, elektrokonvulsif terapi, biyolojik tedavi ve profrontal lobotomi dediğimiz bir yaklaşımı ortaya koymuş olacağız. Evet, Francis Galton'dan bahsedelim biraz. Galton, İngiltere'de yaşayan bir aslında hani tıp doktoru. Enteresan bir adam. Onu söyleyeyim. Neden enteresan? Bizim hali hazırda boylamsal olarak yaptığımız ikizlerle yapılan çalışmaları ilk defa yapan kişi. Galton, ikizler üzerinde boylamsal çalışmalar yaparak bazı kalıtımsal veriler elde etmeye çalışıyor. Ve tarihte kalıtım çevre tartışmasını ilk defa başlatan kişi. Hala tartışılıyor. İnsan gelişiminde kalıtım mı etkili, çevre mi etkili? Biz bunları eğitim bilimlerinde anlattık. Yani bunun tabii bir sonu yok arkadaşlar. Yani kalıtım da etkili, çevre de etkili. Hani bu karşılıklı bir etkileşim aslında bu. Dolayısıyla da kalıtım ve çevre tartışmasını ilk defa ortaya koyan kişi olarak karşımıza geldi. Ve bence daha da enteresan olanı, Galton'un öjenik çalışmalarıydı. Öjenik ne demek? Irk ıslahı ya da ırk temizliği anlamına geliyor. Bakın Galton dünyada ilk defa ırk temizliğinden bahseden öjenik hareketin de öncüsüydü. Yarattığı rüzgar çok kötü şeylere sebep oldu. Şeyi izlemişsinizdir belki, V for Vendetta diye bir film vardı. Yani işte bu Hitler'in yaptığı soykırımlar, dünyanın başka yerlerinde yapılan soykırımlar aslında bunların hepsinin çıkış noktası öjenik mantıktı. Yani bir ırkın temiz olması, diğer ırklardan arınmış olması, hatta bir üstün ırk noktasına gelmesi Galton'la birlikte başlayan bir durumdu. Galton sert bir adam, yani tedavi anlamında. Diyor ki ruhsal hastalığı olan insanlar toplumdan uzak tutulmalı. Bu nedenle de böyle toplumun dışında tamamıyla o insanları izole eden bazı kurumlar ortaya koymaya başlıyorlar ve böylece toplumun daha ferah,
ferah diyorum, refah düzeyi yüksek, daha böyle işte uyumlu ve daha sağlıklı olacağına inanıyor. Tabii ne kadar doğru tartışılır. Ve maalesef Galton'un başlattığı bu öjenik hareket 2000'li yıllara kadar devam ediyor. Şu an bitti mi? Bitmedi. Yani bittiğini düşünmüyoruz ama en azından bir nebze de olsa azaldığını söylemek mümkün. Dolayısıyla biyolojik yaklaşımlardan ilki Galton'un kuramı olarak karşımıza geliyor. İkincisi arkadaşlar elektrokonvülsif terapi. İsmini söylemek biraz zor. EKT diyoruz biz ona o yüzden. Biyolojik bir tedavi yöntemi, özellikle de epilepsiyle ilgilenen doktorlar tarafından ilk defa uygulanan bir yöntem. Daha sonrasında EKT, şizofreni hastalarında, hatta depresyon hastalarında da kullanıldı. Bugün hala ve hala kullanılan bir yöntemdir EKT. Ha, şöyle oldu tabii, yani ilk kullanıldığı zamanlarda ciddi anlamda riskleri vardı. Ama zamanla iyileştirildi. Böylece birazcık daha riskler ortadan kalkmış oldu. Evet, üçüncü biyolojik kuram, biyolojik tedavi yaklaşımı adı üzerinde zaten. 20. yüzyılın başlarına geldiğimizde ne oldu? Valla şöyle söyleyeyim, hiç de iyi şeyler olmadı. Yani şu anlamda olmadı. 20. yüzyıl başlarında biz insanları şu an fareleri nasıl kullandıysak öyle kullandık. Klinik çalışmalar insanlar üzerinde yapıldı. Akıl hastanelerinde yatan insanlarla korkunç deneyler yapıldı. İşte özellikle Hitler döneminde, işte Nazi Almanya'sında. Dolayısıyla arkadaşlar biyolojik tedavi yaklaşımı öyle çok da masum bir yaklaşım maalesef değil. Ve bu protokol, yani biyolojik tedavi yaklaşımı taşıdığı riskler ve etik kurallar nedeniyle de tamamıyla kullanılmaktan vazgeçildi. Prefrontal lobotomi teorisi. Diyeceksiniz ki hocam bu ne? Bir gün bana bir öğrencim şey demişti, hocam ya bu kadar kuram nereden çıkıyor? Siz bunları kendiniz mi yazıyorsunuz falan demişti. Vallahi ben yazmıyorum, bak onu söyleyeyim. Bunların hepsi literatürde var olan kuramlar arkadaşlar. Dolayısıyla yarın öbür gün KPSS'e bir artistlik yapacağı zaman size tutup da bunları sorduğunda bizim bunları anlatmak boynumuzun borcu. Dolayısıyla size belki zor gelebilir ama isimler falan, ama bunları bilmemiz gerekiyor. Prefrontal lobotomi teorisi Egas Moniz tarafından ortaya konulan bir kuram 1935 yılında. Egas Moniz Portekizli bir psikiyatr, tıp doktoru. Moniz biraz da psikopat açıkçası, yani öyle söyleyeyim. Ve arkadaşlar Moniz işte akıl hastanesinde yatan ya da ruhsal bozukluğu olan ya da ruhsal bozukluk şikayetiyle gelen hastalar üzerinde 20 yıl boyunca binlerce insan üzerinde çalışmalar ortaya koyuyor. Moniz'in ortaya koyduğu çalışmalarda özellikle saldırganlık teması çalışılıyor. Ama prefrontal lobotomi dediğimiz şey cerrahi bir işlem, tamamıyla bir biyolojik tedavi ve saldırganlık eğilimi olan insanların işte beyin yapısında bir ameliyat, bir cerrahi işlem yapılıyor. Ondan sonra da bu insanların, Moniz, saldırganlığının ortadan kalktığını söylüyor. Ha, literatür ne diyor? Diyor ki evet, Egas Moniz'in yaptığı işte cerrahi işlemler sonrasında hastaların saldırganlık düzeyi büyük ölçüde azaldı. Ama ne oldu? Hastalar aynı zamanda sessizleşti ve suskunlaştı. Çünkü beyinlerinin büyük bir kısmını ameliyat esnasında kaybettiler ya da hasara uğradı. Egas Moniz tüm bunlara rağmen adam bu deneyinden ya da bu yönteminden vazgeçmedi. Ve cerrahi işlemler yapmaya 20 sene boyunca devam etti. Bu yöntem 1950'li yıllara kadar devam etti. 50-55 yıllarına kadar devam etti ve sonrasında artık bu insanları ciddi anlamda zarar verdiği gerekçesiyle de itibar kaybetti. Ha, Moniz'e sorsak, Moniz'e göre yöntemi harikaydı ama hiç de insani yöntemler değildi. Şimdi şöyle bir bakacak olursak, biyolojik yaklaşımlar dediğimizde neleri konuştuk? Galton'un teorisinden bahsettik. Elektrokonvülsif terapiden bahsettik, biyolojik yöntemden bahsettik ve lobotomi işleminden bahsettik. Arkadaşlar buradan soru gelir mi? Zannetmiyorum ama yine de aklınızın bir köşesinde bunlar kalsın.
Şunu çok net bilmenizi isterim. Biyolojik tedaviler sert yöntemlerdir. Yani biyolojik tedavilerle, yani bildiğiniz ciddi anlamda işte ya ameliyat yapıyorlar ya klinik çalışma yapıyorlar. İnsanlara zarar verme ihtimalleri ve olasılıkları çok fazla. Dolayısıyla da 1930'lu 40'lı yıllara geldiğimizde biyolojik yaklaşımlar popülerliğini kaybetmeye başladı. Onun yerine psikolojik yaklaşımlar daha ön plana çıkmaya başladı. Şimdi onları konuşacağız. Görüşmek üzere.